kayboldu ama değil mi? Şurada hafif bir böyle katlantıdan bahsediyordun. O geçti. O geçti işte, o hep fazlalığını yaptı ama ondan sonra o çöküntüden, sizin daha önce dediğinizde işte o çöküntü geçmez. Onun ufak bir operasyon yapmamız gerekiyordu. Bir Şuraya bir parça koymayı düşünüyorum. Şuraya. Biraz orasını böyle şeye kaldırmak için yani. Ayağa kaldırmak için. Şurada yok zaten. Şuraya hafif bir parça koyarsak. Sol profilden çok memnunum hocam. Şuraları hiç dokunmayacağız. Buraları açmayacağız. Şuraya biraz koyacağız. Belki biraz da şuraya koyacağım hocam. Öyle söyleyeyim sana. Revizyon değil de küçük bir düzeltme gibi düşüneceğiz onu. Bunu dolguyla da yapıyoruz ama dolguya gerek yok. Bence açsak daha iyi olur. Çok öyle zorlu bir işlem değil yani. Gece kalman gerekmeyecek. Tampon koymayacağız. Evet arkadaşlar, ortalama 7 ay falan oldu. 7 veya 8. aydayız yani, öyle düşünün. 2 hafta sonra tekrardan bir küçük operasyon, sadece bir düzeltme yapılacak. Tam anlamıyla göstereyim. Zaten görmüşsünüzdür yani, videoya koyacağım. Doktor Bey'le görüştüm. Aynısını ona da belirttim. Şöyle size direkt karşıdan göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi şu tarafta hafif bir, şöyle aşağıya doğru şu uçta bir çöküntü var ve aynı zamanda burada da var. Tam anlaşılması için şöyle bir döneyim. Şöyle gördüğünüz gibi şurada hafiften bir çöküntü var. Çok az. Yani dikkatli bakılmadıkça belli olmuyor. Fotoğraflarda özellikle çok sırıtan bir şey. Şurada bir, işte o çöküntüden dolayı şu taraf biraz fazlalıkmış gibi görünüyor. Ben size yandan göstereyim. Şöyle de göstereyim. Siz farkı kendiniz anlarsınız zaten. Uzun bir operasyon olmayacak. 1 saatlik ortalama, tampon dahi takılmayacak. Yani öyle bir operasyondan bahsediyoruz. Evet. Hastanede yatıştan sonra ne giyeceğimi unutmuşum. Evet, şort aldım. Gidiyorum sabahın saat 6:30. Evet, poşetim görünsün. İnşallah videoyu 5 yıl sonra atmam. Büyük ihtimalle hemen yetiştirmeye çalışacağım zaten. Ameliyat günündeyiz. Birazdan üstümüzü değişeceğiz. Ama bu sefer sıkıntı benim için. Çok ters bir zamana denk geliyor. İnşallah yani temelin bir ay içinde düzelmesi. Normal ameliyata dönebilir her an içeride. Çünkü doktorun dediğine göre öyle. Yani gidişata göre baksak. Şöyle bir açsak. Eğer öbür tarafta sorun yoksa. Sadece bu taraf olacak bu arada. Öyle bir detay da var. Zaten ameliyat sürecinin hepsini göreceksiniz. İyileşme sürecinin de hepsini göreceksiniz. İkinci videoyu 6 aylık bir vlog yapmıştım. Şimdi de belki 5 senelik olur. Yok da yani bir yine de sonuçta biraz iyileşme sürecinin geçmesi lazım. Hemen tamponlar falan çıktıktan sonra çekeceğim ama. Yani ilk baştaki kadar büyük ihtimal deformasyon ya da fazla şişiklik olmayacağını düşünüyorum. Bakalım. Yine ameliyata hazırlanıyoruz. Şimdi video çektiğimi görmüyorlar. Tamam mı? Geçen sefer öyle bir şey oldu bu arada. Şimdi yükseltmek gibi olmazdı ama özellikle şeyde ameliyatta önce şundan verdim. Sonra video çektiğimi gördüler. Geldiler, hastanenin kendi ismi yazan şeyi geri bana verdiler. Bakalım hangisi yaşanacak. Bence bu şu taytı giymekten hoşlanıyorum. Hem de çok. Bir de bunu. Bence güzel oldu. Böyle. Günaydın. Günaydın hocam. Evet, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyi. Ama biraz geç kalmışsın ya. Kanların gitmesi gerekiyordu şimdiye kadar. Öyle mi? E 6'da gel dedim ya. Daha önce hocam gelemedi. Şimdi biraz bizi bozdu ya. Şimdi ameliyathaneden bekliyorlar, beni aradılar. Yani şimdi sonuçların gitmesi gerekiyor diye. Yani. Şöyle oturur musun bir bakayım ben. Kontrol edelim şimdi ne alçalmışlar bir bakalım. Evet şimdi damar yolu açıldı, aşırı acıdı da zaten. Giyiniyoruz, ameliyata gidiyoruz. Geçte kalmışız zaten. Can alıcı noktamıza geldik. Geçen defa bunun çok makarası dönmüştü zaten aramızda. Varis çorabı. Asıl adı varis çorabı, ameliyat çorabı, kan akışını engellemek için normalde yapılması gereken bir şey, yani giyilen bir şey. Ama ben geçen defa hemşireleri baştan mı çıkaracağım diye bir şaka yapmıştım. Çok makarasını çevirdik onu. Eğer bana bir şey olursa
bütün sorumlusu kim olsun? Kim üstüne attın bombayı? Çok güzel. Peki ben bunu giyemem. Ne oldu? Harbiden seksi görünmüyor mu? Ama bu biraz da alışkanlık yapıyor yani. Şimdi kızları daha iyi anladım, biliyor musunuz? Çünkü ben bunu giydim. Evde de birkaç gün daha ameliyattan sonra giymem gerekiyordu. 3 gün takmam gerekirken bir hafta boyunca giydim diye bilmiyorum ama bir alışkanlık yaptı yani. Niye sevdim onu da bilmiyorum ama. Elimi acıttım be. Hemşire şey sordu. Dedi ki alkol, sigara, herhangi bir şey kullanıyor musun dedim. Hepsi var dedim. Bir şoka uğradı da. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Nasılım ama? 2025 yaz kreasyonu. Hemen bir poz, poz. Nasılım? Şimdi... Bana böyle bir şey lazım. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Yeter be. Neydiniz ne oldunuz ya? Ha bir de yolda gelirken bir tane arkadaşa denk geldik. Yani tahsilcileri tenzih ederek söylüyorum. Bütün tahsilciler aynı değil ama birçoğu İstanbul olarak yani şu an her şeyi yapabileceklerini düşünebilir durumdalar. Çok saçma. Yani işin olduğunda almazlar. Canların istediğini yaparlar, o ayrı. Saçma salak bir tartışma yaşadık ortada bir şey yokken, yokuş yukarı çıkarken bildiğin üstüme geldi yani, arabanın üstüne geldi. Neyse. 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 Bir de camı açıyor diyor ki, sen dediğini bir daha söylesene diyor. Cam indirdim bir daha yüzüne söyledim. Lan! Ağzını bunu, neredesin lan sen? Bana bak, küfürlü konuşma, senin ağzını burnunu kırarım. Tabii bak, bu çorabın elinde bak. Yani demem o ki, ne verirsen eline o gider senin eline. Allah'ım yarabbim. Şimdi şöyle, benim saat 6'da gelip yatış yapmam gerekiyordu. Doktorum öyle söyledi yani. Ama 6'da gelemedim. 7 miydi? 7.30 muydu? Öyle bir şey geldim, yatış yaptım. Daha kan tahlillerini yeni vermiş oldum. Yani yarım saat önce, şu an saat 9.30 oldu. Benim saat 7.30-8'de ameliyatta olmam gerekirken şu an saat 9.30. Benim kanalıma bir giriş bulmam lazım. Hello guys, what are you doing? What happened? It is a pencil. Olmadı. O da olmadı. Çan çin çonun. O da olmadı. Ama bunu da biraz da izleyicilerin karar vermesini istiyorum da izleyiciler de sağ olsunlar hiç yorum yapmıyorlar. Maalesef o konuda muzdaribiz biraz. Şöyle bir kanalın giriş videosu olarak, kanal konsepti olarak şöyle bir fikirlerinizi yazın ya. İzliyorsunuz da niye yazmıyorsunuz? Bütün süreci göreceksiniz baştan sona kadar. Kesme yok. Yok şunda ikinci part, yok beşinci part, yok şu zaman bu zaman. Videoda bütün baştan sona bütün revizyon ameliyatımın süreçlerini göreceksiniz. Şimdiden ne yapıyoruz? Abone olup beğeniyoruz, yorum atıyoruz ve özellikle like atıyoruz ki bir sonraki şey de ondan işte. Evet, şu an geldiler. Merhaba. Gidelim mi? Evet. Evleniyorsunuz inşallah. Şekerim, güzelim. Geçen o zaman doktora götürelim. Doktor seni çeksin desenize. Direkt ameliyathaneye gidelim. Günaydın. Çok uykum var. Tampon takmamış. Rahat nefes alıyorum. Ama çok uykum var. Güzel olmuş mu? Bakalım sonuç ne olacak. Kendime geleyim de.
Tansiyonu her zaman normaldir. Ya fırlar ya normaldir. Düşük olmaz. Yine aynısını yaptılar ya. Bekleyin dedim, doktor gelsin dedik, verdiler anestezi. Beni bir götüm ellemiş yani. Öyle hissediyorum. Kim ellediyse götüm gelsin. Hesaplaşacağız. Ya ilkinde bu kadar ağır olmuştu başım ya. Şu an başım çok ağrıyor. Çok uykum var, var ya. Çok uyuyasınlar. Deli gibi uyuyasınlar. Bence ben yatayım, ben akşam kaldım. Nasıl fikir? Evet, nasılsın bakalım? İyiyim hocam, hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Nasıl, ağrı var mı? Yok hocam. Tamam, ameliyatın güzel geçti, bir problem yok. Sadece ayılmaya çalışıyorum. Evet, anestezinin etkisi biraz o kafada hafif bir sersemlik hissi yaratır. Evet hocam. Şimdi ameliyat iyi geçti, bir problem olmadı. Buz uygulamasına biraz devam etmemiz gerekiyor. Buzu koyacağız yani. Bu gece buradasınız. Bu gece dinlenin. Anesteziyi atana kadar 24 saat kalmanız gerekiyor çünkü. Sağ tarafta çöküklük vardı, onu düzelttik. Evet. Sol tarafta da hafif bir çıkıntı vardı, onu da hallettik. Yani fotoğraflarını daha sonrasında göndereceğim zaten. Ama bu buzu saat başı 15 dakika uygulamamız gerekiyor. Yani dikişlerin olduğu yere. Evet. Dikişler var orada. Gene aynı yerde dikişler. Dikişlerin olduğu yere biraz merhem sür yani. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Bana bir hafta sonra bir kontrole gel bakalım. Tekrar. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle bir durum var zaten. Ben ilki de çok morarma olmamıştı benim yüzümde. Sadece şişme olmuştu. Yine sadece hafiften şişkinlik olacak diye tahmin ediyorum. Temennim o yönde. Çünkü ufak bir operasyondu. Tampon dahi takılmamış. Arkadaşlar şimdi ameliyat ortalama 2,5-3 saat sürmüş. Bana yemek getirdiler. Yeni yeni ayıklıyorum. Su içtim. Yaklaşık ameliyattan 2 saat mi geçti? 3 saate yakın geçti. Yemek yiyorum şu an. Kendime gelmeye başladım. Ama ameliyatın en güzel yanı, tampon olmadığı için çok güzel nefes alabiliyorum ve güzel konuşabiliyorum şu an. Çünkü ilk ameliyat olduğum zamanı hatırlıyorum. Hiç konuşamıyordum. Aşırı nefes tıkanıklığı vardı. Şimdi gayet rahatım. Sanırım fındık gibi burnum oldu. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Şimdi... ne de olsa ben yiyeceğim. Şöyle bir yoğurt... Ayran çorbası mı diyeyim buna, ne diyeyim anlamadım. Sadece ayranı ısıtıp getirmişler bu arada. Patates püresi, bir de elma hoşafı gelmiş. Ve boğazım çok kuru ya, aşırı kurumuş boğazım. İşte hortum koyduklarında. 2 bardak su içtim ama kesmedi. Şimdi yiyeceğim. Suyumu da içeceğim, kendime geleceğim. Ama aşırı iyiyim. Yani ilk ameliyata göre ufak bir operasyon olduğu için doktor beyin söylediğine göre sol tarafa ufak bir törpü yapılmış, sağ tarafa destek konmuş ve ucundaki o fazlalık et parçası, size videoda söylediğim, o da alınmış. Onun için bir daha bir güzel olacak diye düşünüyorum herhalde. Sanırsam galiba aslında. Şimdi ben biraz daha kendime geleyim, ondan sonra size aktarırım. Zaten 1-2 saat ayakta duracak. Birazdan bir yürüyüş falan yaparım büyük ihtimalle anestezinin vücudumdan atılması için. Biraz daha içecek içelim. Ben yiyeyim de. Ameliyat olma seferi sayılıyor mu? Öyle değil değil mi? Ama manzaram da çok güzel bu arada. Şu hastanemin manzarası çok güzel. Değil mi? Beğenmedin mi sen? Ben beğendim ama manzaram güzel. Göremiyorum da. Burada zaten bir damar yolu açıktı ama büyük ihtimal ameliyat sırasında gevşemiş. Az önce bir antibiyotik yapılacaktı buraya. Bir sızı girdi. Hayatımda ben böyle bir sızı yaşamadım bu arada. Şakasız. Bir sızladı. Ciğerim yani, böyle ciğerimden şey geldi yani. O kadar yani. Yani şive bu kadar duruyor işte üstümde. Baya ciğerim yandı yani, o kadar diyeyim. Ondan sonra onu kapattı. Buradan açmaya çalıştı. Buradan da beceremedi. Ondan sonra buraya geçtik.
Şimdi burası açıldı. Ama bir de ya normalde şimdi deli gibi damarım falan olan bir insanım yani, anladın mı? Şimdiye kadar hiçbir zaman kan konusunda sıkıntı yaşamış değilim. Neyse, şimdi de işte bir antibiyotik yapıldı şırınga ile. Şimdi de bir antibiyotik de serum ile verildi. Ama gayet güzel hissediyorum. Ağrı kesici mi o? Hepsinin yerini karıştırmışım. O ağrı kesici, şimdi ağrı kesici işte veriliyor serum ile. Şimdi ağrı kesici bittikten sonra bir yürüyüşe çıkacağım. Bol bol su içeceğim. Siz de eğer ameliyat olursanız aklınızda bulunsun. Bol bol su için anesteziden yaklaşık 1-2 saat sonra. 2 saat ortalama. En güzel yanı ne biliyor musun? Temassız şey. Hadi, hadi güzel. Evet ya, ben ne demek o niye biliyor musun? Şey, hani belden aşağı ameliyat olmuş gibi böyle bir kasıntı duruyor ya insan. O neden biliyor musun? Burnun düşecekmiş gibi hissediyorsun ameliyattan hemen sonra. Evet, öyle bir şey yok ama öyle hissediyorsun. Onun için yani siz de öyle bir şey hissedebilirsiniz ama burnunuz falan düşmez. Doktora sorduğunuzda şöyle eğile dahi bilirsiniz ama öyle bir şey yok tabii ki. Zaten büyük ihtimal doktor beni şöyle 1-2 saat içinde bana şeyi atacaktır. Ameliyatın öncesi sonrasını atacaktır. Siz de şu an videonun içinde görmüş olacaksınız. Büyük ihtimal koyarım yani şuraya bir yere. Ama abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın ha. Devamı gelecek yani. Serinin değil de büyük ihtimal inşallah son olur yani. Bir de biz neyin hatasını yaptık biliyor musun? Şeyde kutu açılış videomda izlemediyseniz hemen şöyle bir şuraya bir yere kart bırakacağım. Onu da izlersiniz. Yaka mikrofonu aldık ama onu takmayı unuttuk. Şu an yaka mikrofonumuz evde kaldı. Hastanenin koridorundan deli gibi bağırıyoruz. Tabi o kadar değil, insanı rahatsız edecek kadar değil ama elimizde varken niye kullanmayalım? Kutu açılış videosunda da deneyeceğim demiştim ama işte şans ameliyata geldik. Bunun başım falan dönmedi. İlk ameliyatta bayağı bir böyle koridorda yürürken başım falan dönmüştü. Şu an öyle bir şey yok. Birkaç tur daha atacağım ben. Şöyle bir gidip geleyim. Bir kendime geleyim yani. İyi gelsin. Yürümek iyi geliyor. Kan dolaşımını arttırıyor. Aynı zamanda şu çorapların da o bakımdan faydası var. Ben birkaç tur atayım. Şeye mi gitsin? Tek tek odalara hasta ziyaretine mi gitsek? Sanki tanıyormuşuz gibi. Nasıl olur? Evet. Kapıyı çalalım. Geçmiş olsun. Daha çok kendime geldim. Ameliyatı kaçıncı saati bilmiyorum ama fındık gibi bir burnum oldu. Bence serinin başı da bu olsun mu? Fındık gibi burnum oldu. Fındık gibi burnum oldu. Yuhu! Evet. Şu an ilk ameliyattan, ameliyatın üstünden 4-5 saat geçti ve ben kahve içmeye geldim. Niye? Neyse, bu cevabı sanırım. Kahve içiyorum. Bu demin bastırması için, daha doğrusu anestezi daha çabuk vücuttan atabilmek için. Doğru mu? Bu bilgiyi nereden aldın? Sonunda kameramanımızdan aldım. Böyle güzel bilgileri severiz. Siz de kahve, hemen anesteziden sonra, ayıldıktan sonra kahve içebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben dışarıdayım. Gayet iyiyim. Sadece sanırım burun deliklerinde bir eşitsizlik hala var. Onu tam çözemedim. 1-2 gün geçince zaten görürsünüz. Beraber görürüz. Şimdilik durum bu. Evet, şu an ikinci gündeyiz. Ve ben şöyle bir şey yaptım. Şimdi birinci gün şişkinlik falan bir şey olmamasına güvenerek, ki bildiğim halde 3. günden sonra şişkinliğin arttığını bildiğim halde, ona güvenerek dün biraz çıktım ve gezdim. Çok yürüdüğümden dolayı bugün şişkinliklerim oldu. İlk gün ve ikinci gün hiçbir şey yoktu. Pardon, ilk ameliyat günü ve birinci gün hiçbir şey yoktu. Ben de çok yürüdüm. Dolaştım biraz ve bugün şişkinliklerle uyandım. Çok güzel bir hal aldı. Size bir hafta boyunca günlük şekilde durumu aktaracağım. Durum şöyle.
Bir haftadan sonra da haftalık ve aylığa dönecek uzun bir süre sonra burnumun son halini videoda görmüş olacaksınız. Şimdi yarın devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Evet. Şimdi üçüncü gündeyiz. Üçüncü günde buruklar bu şekilde. Nedense neredeyse ilki kadar revizyon ameliyatı olmasına rağmen ilki kadar bir şişme ve morarma oldu. Ama daha iyiyim sayılır. Yani üçüncü gün zaten şişme morarmalar pik yapıyor. Yani büyük ihtimal yarına hemen hemen biraz daha toparlanmış olacaktır. Evet, dördüncü günün sabahından herkese merhaba. Biraz daha iyi hissediyorum. Morluklar hemen hemen gitmek üzere diyeyim. Şöyle bir duş almaya çalıştım ama bir kızardım ben. Bir egzamadan dolayı. Duş aldım, bir kendime gelmeye çalıştım. Bir zorlandım, biraz ıslattım ama iyiyim yani. Bakalım. Şimdi size 4 gündür uyguladığım rutini size 4 gündür uyguladığım rutini göstereyim bu arada. Kan görünmesin diye göstermedim. İhlal yeriz diye. Şöyle Furacin, yani Furacin antibiyotikli kremi kullanıyorum. Bu sefer deniz suyu kullanmamamı söyledi doktorum. Onun yerine bunu kullanmamı söyledi. Şöyle ben de çöp, kulak çöpünü alıyorum. Şöyle içine, etrafına doğru sürüyorum. Bunu her gün bir sabah bir akşam yaptım rutin olarak. İçinin etrafına doğru, özellikle ucunun etrafına doğru bastırmadan bu arada, sadece bulaşmasını sağlayarak. Yani gölge niye susmuyorsun oğlum ya? Şöyle yani özellikle dikişlerin onarılmasına yardımcı olacak antibiyotik krem zaten. Bu şekilde sürüyorum. Tabii bu kadar dağıtarak değil. Şu an biraz acele ettim. Zaten sonrasında şöyle ufaktan bir temizleme yapabiliriz. Yani bu kadar dağıtmıyorum ama işte bu şekilde bunu sürüyorum. Yani ne kullandığımı görün diye zaten yaptım. Bu şekilde. Yani 5 dakika sonra falan zaten vücut buna emiyor. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi şöyle bir şey oldu. Üstündeki koruma için koyulan şey düştü. Gördüğünüz gibi hafiften tahriş de olmuş. Şimdi bir üstünü sileceğim. Bayağı bir kızarmış gördüğünüz gibi. Onu bir sileceğim, temizleyeceğim. Normalde birinci haftadan sonra çıkması lazım. Ama çok sıcaktan, nasıl diyeyim ki, yapışkanları hep bildiğiniz burnuma geçti yani. Alerji yaptı. Ondan kendisi düştü. Evet arkadaşlar, 5. gündeyiz. 5. güne girmiş bulunuyoruz. Burnum biraz daha iyi. Tampon düşmüştü gece. Yapacak bir şey yok. Şimdi devamlı aynı yerde video çekmemin sebebi de bu arada hani değişimi, farkı biraz daha fark edebilmeniz. Yani 2 gün önce bayağı bir morluklarım vardı. Şimdi biraz daha sarılığa döndü. 2 gün içerisinde geçecektir diye tahmin ediyorum. Son durum bu şekilde. Şöyle şuraya ufak bir dolgu ve dikiş yapılmış. Ve şu uca da yapılmış. Aynı zamanda iç tarafta da bir destek konulmuş. Durum bu. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. 6. günün akşamındayız. Biraz daha iyiyim. Sadece burnumun içinde biraz daha şişlik var bugün için. O da biraz daha fazla hareketli geçtiği için bugün. Şöyle durumu göstereyim. Şu an için iyiyiz yani. Gayet ödemler de yavaştan atılmaya başladı. Şöyle bir şey de göstereyim. Şöyle ödem atabilmek için bir doğal bitkisel de ilaç kullanıyorum. Yani takviye gıda gibi bir şey ama ödem atmaya da yardımcı oluyor. İçindeki şeylerden dolayı. Aktardan yani aldım. Şimdi yarın 7. gün yani göstereceğim. Ondan sonra hafta hafta göstermeye başlayacağım. Evet arkadaşlar, zaten videonun öncesinde söylemiştim. İlk haftayı günlük çekeceğim. Daha sonrasını da haftalık olarak devam edeceğimi söylemiştim. Şu an tam ikinci haftadayız ve
Şöyle biraz yakından göstereyim. Durum bu şekilde arkadaşlar. Daha dikişlerim bu arada Furakin krem, yani antibiyotik krem kullanıyordum zaten videoda gördüğünüz gibi. O biraz daha şu ameliyat iplerinin erimesini geciktirdi ve onlar hala duruyor ikinci hafta olmasına rağmen. Ama şu tabii ki düşüklük düzeldi. Gayet bence güzel. Sadece şu üstteki dikiş düştü ve burası daha güzel şekil almaya başladı. Yani revizyon ameliyatı başarılı. Bir ay tamamlanana kadar bu videoyu devam edeceğim. Ve siz bir aylık şekilde izlemiş olacaksınız bir ayın sonucunda. Yorumlara şimdiden belirtebilirsiniz. Şöyle yandan tekrar bir göstermiş olayım. Bence güzel bir gelişme var. Şöyle burun deliklerinde de bayağı bir eşitlilik söz konusu. Ben beğendim. Devamında zaten ikinci hafta tamamlandı. Üçüncü ve dördüncü haftayı da göreceksiniz. Bence o zamana kadar büyük bir değişim olmuş olacak. Siz ne dersiniz? Evet, yine aynı yerdeyim. Ama şöyle bir şey oldu. Normalde benim üçüncü haftayı çekmem gerekirken dördüncü haftaya girdik. Çünkü araya bayram girdi ve o süreyi çekemedim. Şu an revizyon ameliyatının üstünden bir ay geçmiş oldu. Ve durumdan çok memnunum bu arada. Çünkü istediğim şu öndeki o fazlalık mı diyeyim, düşüklük diyeyim, düzelmiş oldu. Daha hala üç tarafında bayağı bir ödem var. Zaten belli oluyordur. Bir de şu an sabah kalktığım için onun da bir hafiften bir ödemi var, şişikliği var. Şöyle bir durum güncellemesi yapayım. Dikiş ipleri düştü. Durum bu şekilde. Gayet sonuçtan memnunum. Gitgide zaten ödem indikçe de daha iyi olacaktır. Sonraki süreci de sizinle 6. aydan sonra, yani tam ödemler de gittikten sonra sizinle zaten paylaşırım. Onun için beğenmeyi, abone olmayı, özellikle bildirimleri açmayı unutmayın ki 6 aydan sonraki süreci de görmüş olun. Size en azından bir rehber olması amacıyla bu videoyu çekiyorum zaten. Durum bu şekilde. Görüşürüz.